Access'te Access'e kere bitti. Malumotlar bazası yer açısından boşluyor işimiz. Rabocu stolda bir diyen papçada dastur tüzüyotken dik. Bu doşa hamamızda yol bok etken talaba malumotlar bazası olsun. Bazda. Bunu cadvalını konstruktör görünüşü de talaba cadvalı dıp aytaman ID'miz stötçik olsun. Boş. Senin familiyası olsun. Talabanın ismi olsun. Boş. Telefonu olsun. Ama üçte üstün, dörtte üstünden ibaret malumotlar bazasını yaratıp aldım. TextTV formatta 25 liradan ölçemli 25 liradan kopardım. Tabletçamda yapan talaba cadvalını içige kirip bunu numarasını üstünlerini alalım. Şimdi umuyor malumot kirti. Mesela birincisi kayımut olsun, ismi ahror olsun, telefon rakamı 199-291-329-35-35 diyen bunu numarını yazıp koyar. İkinci talabanın kirti. Mesela sahibi Murad'ı telefon numarı gazetesi 999-999-999-999 telefon numarı yazdı. İkide talaba olup cadvalımızda ikide familiyasının ikide malumatı yazıp oldu. Bu cadvalını dasturga bağlı. Şu cahide uzunca data modülsüz bağlı koruma bizde gerek olardı demek. Ado connection, ado table gerek olardı, data source gerek olardı ve malumotlarda körü körüşlüğümüz için double grid gerek olardı. Double grid de bana belge ne kılıp böyleyemem. Ado connection ile malumotlar bazasını bağlayemem. Demek büyük düğmesini basıp görünür. Dali bazayımızı görsetemez. Bir talaba indirdi. Okey. Hoş. Login prompt hususiyatını false kılamız. Ado table'de connection hususiyatını bağlayayım ben. Table name hususiyatını bağlayayım ben. Ado table'de connection hususiyatını görsettim. Unga cadvalın adını kursatamız. Bana talaba cadvalı. Ve bunu aktif hususiyatını faallaştıramız. Data source'ını, data set hususiyatı ado table'ını ve data source'ı kursatsam bana malumotlarımız bizde göründü. Şimdi bu malumotlarını Excel'ye expert kılıç jarayonunu kursatıp ötem. Bunu demek biz hazır Excel'ye müracaatı basacağımızda adlı Excel'ye müracaat kılıç jarayonunu kursatıp aldık. Kursatıp olganızdan ki şimdi onun içindeki malumatlarını yuvarlaştırdığımız gerek. Birinci orunda. Biz bana şimdi dasturumuz işe düşüyor. Excel'ye müracaat kılgen vaktimizde 100 paket mektedikte geçiyor sonlar 4 olgandık. Excel'ye müracaat kılgen vaktimizde birinci bizde bana bu üstündeki malumatlarını joylab çıkarı verişliydi. Kolganını sikilge koyduğum olsak adı table'ın içinden una olu uğradı. Üstündeki malumatlarını demek bizde bana birge demek birinci tartı bırakan familiyası, ismi, telefon rakamı tutturup bunu olup verişliydi gerek olan. Mana bularda birinchi o'rinda Excel deymiz bu. Bir-biriga, bir-ikkisiga, bir-uchiga, bir-to'riga bularni yozib, ularni chiqarish jarayonini ko'rib olishligimiz kerak bo'ladi.
Birinci şu işlerini amalga oşirib. Demek, Excel'imden çıkıp ketaman, dasturumdan çıkıp ketaman ve Excel'ga murojaat qilgan vaqtimizda for forumda o'chirib tashlayman. For hozircha bizga kerak emas. Demak, biru bir ketdi. Cell property get item biru birga o'zgaruvchi valuyasiga bu yerga yozyapman, demak, tartib raqam. Uni o'lcham kerak-da. Tartib raqamiga masalan 5 nima beriladi. Keyingi yechekamizga xuddi shuni ko'chiramiz endi. Ko'chirganimdan keyin endi 1 u 2 yacheykaga yozaman. Familiyasi. 1 u 3 yacheykamga esa ismi degan so'z chiqaradi. Ismi. Va 1 u 4 yacheykaga esa telefon raqami degan telefonni qaltaroqda qo'llasin telefon. Faqat 1 1 da tartib raqami uchun 5 o'lcham bergandik ustiga. Familiya ismlarimiz uzunroq bo'ladi, shuning uchun ularga 35 mana bu byte tilida 35 o'lchamni berib qo'yamiz. Va mana dasturimizni ishlatamiz. Excelga murojaatni bosaytirgan bo'lsak, bizga chiqaryapti. Tartib raqam, familiyasi, ismi, telefonu degan bo'limlarni chiqarib, ular bilan ishlatish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Endi tagiga endi buni tagiga add table ichidagi ma'lumotlarni sekin astalik bilan olish jarayonini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda add table'ga murojaat qilishdan oldin uni boshiga borib olishligim kerak. Add table 1 add table 1 birinchisiga borib olaman. Borib olganimdan keyin ana endi for bilan siklga qo'yib ularni bemalol chiqarishligim mumkin bo'ladi. Int i teng 0-chi elementdan i kichik bo'lsin. U yerda jadval ichida nechta ma'lumot borligini bilmaymiz. Menimcha buni sizlar bilan o'rgangandik. Add table 1 ni record count, ya'ni uning ichiga yozilgan ma'lumotlar sonini bizga int tipida qaytarib berardi va unga i plus plus qilib turib ma'lumotlarimizni olishligimiz mumkin bo'laveradi. Endi buni olib olganimizdan keyin biz unga to'liq holatda qiymatni yozib olishligimiz kerak. Ya'ni yacheykani tanlashligimiz kerak. Yacheykani tanlaganimizdan keyin unga add table ichidagi ma'lumotlarni olib olishimiz kerak. Demak, cells item birubir. Bu yerda birubirga biz birinchi o'rinda tartib raqamni ketma-ketlikda yozishimiz kerak. Mana bu yerda iyimiz 0 dan boshlanyapti. Excelga murojaat qilgan vaqtimizda i plus 1 qilayotgan bo'lsak, u birinchisidan boshlaydi. U yerga biz tartib raqam deb yozib qo'yganmiz, shuning uchun unga i plus 2 ni berib olishimiz kerak. Chunki mana bu yerda mana 1 u 1 yacheykaga tartib raqam deganmiz.
formumuz 0'dan boshlanyapti. Unga 1 ni qo'shayotgan bo'lsak, tartib raqamni ustidan yozib qo'yadi. Shuning uchun u yerda xatolik yo'l qo'ymaslik uchun i ni 2 u 1 dan, ya'ni mana 0 ga 2 ni qo'shayotgan bo'lsak 2, 2 u 1 nechagidan boshlab biz arrow tableda tartib raqam ustunini olishligimiz mumkin. U yerda bazadan hammasini olib ketadi. Bu yerda tartib bilan bir boshdan ko'chirishlik uchun biz bu yerga i+1 deb yozib qo'ysak bo'ladi. O'zi for the siklini takrorlagan tartibda 1 2 3 4 5 deb turib ularning qiymatini yozib ketaveradi. Endi keyingi holat. Familiyasini olishimiz kerak. Bu yerda demak yozamiz i+2u 2 ga arrow table'da ichidagi telefonik yozsak 1 2 3 4 bu ustunda oldik. Endi familiyasi. Mana bu fam degan o'zgaruvchini qiymatini olishligimiz uchun bu yerdan olardik. Adot table 1 ni, adot table 1 ni field by name, field by name ikki demak ustunimizni nomi fam. Bu yerga bo'sh tirnoq ichida fam deb yozib uni as string tipida olishligimiz kerak bo'ladi. Demak, as string. As white string yozsam bo'ladi. Y string deb familiyani olishligimiz kerak bo'ladi. Shu joygacha tekshiramiz. Demak, Excelga murojaatni bosayotgan bo'lsak, mana bizga olib beryapti. Tartib raqam avtomatik qo'yyapti. Familiyasi degan ustundan endi bu yerda e'tibor qaratayotgan bo'lsak, Qayumi, Qayumov yozilyapti. Ha, biz bu yerda esa Qayumi ikkinchisiga Soqiyev o'tyapti. Bitta bazani olib bo'lganimizdan so'ng adot table'ni keyingi nimasiga o'tib olishligimiz kerak bo'ladi. Adot table 1 turib next qilib qo'yishligimiz kerak, chunki bu yerda faqatgina bizga birinchida turgan familiyani olyapti, keyingi bolaga o'tmayapti, lekin record countimiz 2 ta, ya'ni formimiz siklda 2 marta takrorlashni amalga oshirib qo'yyapti. Shundan so'ng mana endi olgan ma'lumotlarimizni ko'rayotgan bo'lsak, endi jadvalimiz ikkitaydi mana. 1 Qayumov 2 soat. Xuddi shu tartibda ismini, telefonini uni takrorlagan holatda olib qo'yishligimiz mumkin bo'laveradi. Buni tayyor ko'chirib olaman. Ko'chirib olganimdan keyin demak, item +2-3 ustunimga familiyani emas, ismni obersin deyman va keyingi nimamga i+4 ustunimga telefonini obersin ism ustunimiz tel nomeri edi, telefonini tel deb qo'yib qo'yishligim mumkin bo'ladi. Mana Excelga murojaat qilish yoki endi bu yerda boshida Excelga murojaat qilish deb nomlab qo'yganimiz tuglani siz Excelga eksport deb yozib qo'yishingiz mumkin. Quyidagi tartibda ma'lumotlaringizni olishingiz mumkin bo'laveradi. Ma'lumotlar bazasiga ma'lumot qo'shganingizda u avtomatik tarzda keyingi nimani olaveradi. DB navigator joylab qo'ya olaman. DB navigatorni data source buni qo'shayotgan bo'lsam, demak dasturimiz saqlaymiz, ishlatamiz. Talaba qo'shishga o'tdik. Bu yerda yozyapman Solijon Mol, ismini yozyapman Ab, yoz telefonni yozyapman 99 97 979 79 79 yozib turib tasdiqlab turib Excelga murojaat qilishni bosayotgan bo'lsak, keyingi qo'shgan bolamizni ham avtomatik tarzda olib beradi. Bu yerda jadvalda qancha ma'lumot qo'shgani sari Excel degi ma'lumotlar olish jarayoni sekinlashadi.
Ya'ni u yerda ozgincha kutish jarayoni bo'ladi. Sekin ma'lumotni for sikli o'zi takrorlab ochib ketaveradi. Mana bu yerga bosib turib, buni bosib o'tirganimizda ma'lumotni yozish jarayonini ko'rdingizmi? Bunda bir boshdan terminalga yozib, ularni chiqarib olishingiz mumkin bo'laveradi. Mana shundan foydalangan holatingizda to'liq siz jadvalingizdagi ma'lumotlarni Excelga eksport qilish jarayonlarini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarlimi bolalar?